Biz Selahattin Demirtaş'ın, Sayın Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı dolayısıyla Malatya'da seçim çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Esasen bir hafta kadar önce burada bir il komisyonu oluşturduk. Daha sonra ilçelerde ayrı ayrı komisyonlar oluşturduk. Parti meclisinden, HDP Parti Meclisi'nden ben ve arkadaşım Ayşenur Bayezoğlu görevlendirmiştik Maraş ve Malatya illeri için. Bu arada cezaevinde uzunca bir süre kalan arkadaşımız Doğan Erbaş da cezaevinden çıktıktan sonra bize büyük ölçüde yardımda bulunuyor. Ağır bir yükün altında olmakla birlikte arkadaşlarımızla birlikte bunu en iyi şekilde sonuçlandıracağımıza ve seçimde çok iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de 3 Cumhurbaşkanı adayından ikisi Türkiye'yi İslami bir devlet görünümüne sokmak isteyen bir görüntüdeler. Ancak halkın içinden gelen ve halkın temsilcisi, halkın çocuğu olabilecek Sayın Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin modern yüzünü zaten son gündeki demeçleriyle de çok güzel bir şekilde ortaya koyacak bir cumhurbaşkanı adayıdır. Ben inanıyorum ki bu seçimlerde halkımız kendinden yana olan, kendini temsil edebilecek, en iyi şekilde temsil edebilecek olan Selahattin Demirtaş'a oylarını verecektir. Türkiye'de ezilenlerin, Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin, Çerkez, Çeçen, Abhaz, Rum, Ermeni, Ezidi, Alevi, Sünni demeden her ötekilenenin, ötelenenin, ötekileştirilenin temsilcisi olarak Selahattin Demirtaş'ın büyük bir başarı göstereceğini ve ikinci tura kalacağımıza inanıyorum. Bu inançla arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınacak sonuç Türkiye'nin yakın siyasal geleceği açısından çok önemli etkileri olacaktır. Özellikle bir yıl sonra yapılacak genel seçimler başta olmak üzere Türkiye'nin bundan sonraki siyasal gidişinde Selahattin Demirtaş'ın alacağı oy dediğim gibi çok önemli olacaktır. Bu açıdan baktığımızda Kürt sorununun barışçıl çözümü, demokratik çözümü başta olmak üzere Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümü, eşit yurttaşlık, anayasal çözüm, bütün bunlar bu seçimde doğrudan bağlantılı. Bu açıdan baktığımızda Malatya'da şimdiye kadar yapılan çalışmaları aşan bir sonuç alacağımıza ben de inanıyorum. Ben de arkadaşlara başarılar diliyorum.